Merhaba, Troysan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir içerik yapacağız. Daha doğrusu yapmayacağız. Çünkü bugün sizlere hobileri tanıtmayı düşünüyorum. Daha doğrusu kendi yaptığım hobileri tanıtmayı düşünüyorum. Hani belki siz de bir hobiye başlamak istersiniz. Size faydası olsun diye. Böyle bir video yapmayı düşündüm. Yani kağıt model videosu tanıtacağım. Şu, bu videoda Lego, ondan sonra drone kullanımı, yani puzzle yapımı, bu tarz hobilerin başlıca bu tarz hobilerin üstünde duracağım. İyi seyirler dilerim. Şimdi ilk hobimizden başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi ilk hobimiz kağıt model. Gördüğünüz gibi çok gerçekçi yaptığım bir kağıt model. Bunun linkine yukarıdan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi kağıt model hobilerinde şöyle bir şey var. Bir kere bayağı sıkıntılı bir hobi. Çünkü ilk önce kağıtları kesmeniz gerekiyor. Kağıtları keseceksiniz. Ondan sonra yapıştırması ayrı bir sıkıntı. Eğer küçük parçaları var ise, yani büyük parçalı ise yapıştırması o kadar zor olmuyor ama yani kesmesi insanı uğraştırıyor. Yaklaşık 3-4 saat belki de parça kestiğiniz vakitler oluyor. Yani yaklaşık bir modeli de, ortalama bir modeli 20-30 saatlik çalışma sürecinde tamamlayabiliyorsunuz ve ortaya, bilmiyorum, çok da iyi sonuçlar çıktığını çok sanmıyorum. Hani evet, bir sonuç çıkıyor ama mükemmel olmuyor açıkçası. Evet, yani uygun fiyatlı, yaklaşık 10 TL'den başlayan fiyatlarla bulabilirsiniz. Yani denemek isteyebilirsiniz. Fiyatı makul bir düzeyde. Şimdi sıradaki hobimize geçelim. Sıradaki hobimiz drone. Elimde gördüğünüz DJI'nin Mavic Mini drone'u. Yani evet, bu pahalı bir hobi. Şimdi hani bu hobiye başlamak istiyorsanız açıkçası 200 TL'lik dronlar vardı önceden. Şimdi 200 TL'lik drone alabileceğinizi çok sanmıyorum. Yani yaklaşık 400 TL, 500 TL fiyat bandında dronlar var. Tabi o dronlar, yani hiçbir özelliği olmasa da hani kendinizi bir test edebilirsiniz. Bu hobiye başlamak istiyor mu, başlamak istemiyor mu diye kendinizi test edebilirsiniz. Ben yaklaşık bundan 2 yıl önce 200 TL'lik bir drone'la başladım. Kanalımda drone videolarımı da izleyebilirsiniz. En son olarak yaklaşık 1 yıl önce DJI Mavic drone'unu aldım. Yaklaşık 3100 TL civarı bir fiyata aldım. Şimdi yaklaşık fiyatı 4000 TL. Tam bilmiyorum. Evet. Yani bu da pahalı bir hobi ama zevkli bir hobi. İnsan uçururken bir stres oluyor. Yani onu da yaşamak isteyebilirsiniz. Yani bilmiyorum ama güzel bir hobi, ama dediğim gibi pahalı, riskleri var. Uçan drone'unuzu düşürebilirsiniz. Yani ya çok tehlikeli bir hobi diyelim buna. Ondan sonra yapboz puzzle. Puzzle işi getiremedim buraya. Yaklaşık 3 tane 1000 parçalık puzzle yaptım. Onlarla ilgili deneyimlerimi de anlatayım size. Puzzle yapmak, özellikle gökyüzü bulunan puzzle'lar yapmak ya da tek renk içeren puzzle'lar yapmakta şöyle bir şey var. Yani biraz bazı parçalar artık hani şans eseri oturtturuyorsunuz yerine. Hani biraz şans oluyor. Hani puzzle'da da yani yaklaşık ona da 40-50 saat, en azından benim yaptığım şeyler 40-50 saat civarı sürüyordu puzzle'larım. Yani hani onda da bilmiyorum, yani hani puzzle biraz şans ya. Bazı parçaları teker teker ayıklıyorsun, teker teker şey yapıyorsun. Hani biraz şans. Hani o da ayrı bir hobi. Onu da seviyorum ama hani fiyatı da uygun. O da pahalı bir hobi değil ama bilmiyorum, biraz şans gibi geliyor bana. Hani çok zevk alınan bir hobi ama bilmiyorum. Evet. Şimdi sıradaki hobimize geçelim. Sıradaki hobimiz Lego. Şu şekilde koyayım. Bu gördüğünüz elimdeki orijinal bir Lego. Fiyatı yaklaşık 400-500 TL fiyatında orijinal bir Lego. Yani Lego'da hani nasıl diyeyim, yaklaşık bu 700 parça 8 saate yapılabiliyor Lego seti.
Hani 700 parçalık bir Lego seti 8 saate yapılabilir ve 400-500 TL fiyat bandında. Hani bu biraz pahalı yani. Hani belki alternatif olarak şu şekilde göstereyim. Hani çakma Lego. Bu mesela Star Wars'un bir Legosu. Çakma. Evet. Lego'yu parçaladım an itibariyle. Evet. Bu gördüğünüz Star Wars'un bir Legosu. Uzay gemisi. Yani bunu yaklaşık bu da 700 parça. Ben bunu ama 200 liraya aldım. Yani hani. Evet. Çok fiyat farkı yok ama bu ürünün aynı modeli yaklaşık 1400 TL, 1000 TL civarında Türkiye fiyatı. Yani arada 5 kat fiyat farkı var. Modelden modele de çok fiyat değişiyor. Yani şimdi 1300 TL'lik bir hani bin yanlış oldu. Evet. Şey, 1300 parçalık bir Lego, çakma bir Lego yaklaşık AliExpress'ten alabilirsiniz 300 TL'ye. Ama yani Türkiye'den almaya çalışırsanız, orijinal Lego olarak almaya çalışırsanız, çakma Lego satılıyor mu bilmiyorum. Orijinal Lego almaya çalışırsanız yaklaşık ona vereceğiniz fiyat 2000 TL. Hani çakma Lego'yu o açıdan şey yapabilirsiniz, tercih edebilirsiniz ama yani nasıl bir farklılıklar var ikisinin arasında? Bir kere hani Lego kaliteli yani kalıpları daha güzel hani tak diye oturuyor yerine yani hani bununla bazen zorlanıyorsunuz hani anlatım kılavuzları Lego'nunkine göre kalitesiz hani plastik kalitesinde ben açıkçası o kadar büyük bir fark hissedemedim ama yani muhtemelen onda da farklar vardır ama o şekilde yani hani ben bilmiyorum ben yani ikisi de artık pahalı geliyor bana. Hani ne bileyim 1500 parça 300 TL o da pahalı yani. O da yaklaşık 20 saat civarında sürüyor. Evet. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum açıkçası ama 10 dakikaya da tamamlayalım diyorum yani. Hani özetle ben hangisini tercih ederim? Hani Lego mu? Yani çakma Lego mu? Orijinal Lego mu? Ben açıkçası orijinali tercih etmek isterim. Etmek isterim ama orijinal Lego pahalı. Maalesef çok pahalı hem de. O yüzden size kağıt modeller öneriyorum. Kağıt modellerden iyi yaptım. Kağıt panda yaptım. Kağıt panda modelim gayet güzel oldu. Ama uhumdan dolayı çok işçilik kötü oldu biraz o yüzden. Hani 70-80 TL verip onları da yapmak isteyebilir misiniz? İsteyebilirsiniz. Yani ama gerçekten güzel vakitinizi geçirirsiniz yani. Ama hani benim favorim işin gerçeği tabii ki de drone uçurmak. Hem ayrı bir olay akrasyonu oluyor hem zevkli oluyor drone uçurmak. Yani tavsiye ederim drone uçurmayı ama dediğim gibi en pahalı hobi herhalde. Ama yani istediğiniz zaman uçurabiliyorsunuz ve ikinci el piyasası da gayet iyi. Ben bu drone'u alsam şimdi 3000 TL'ye satarım yani. Hani evet önceki döneme göre hani zarar etmemiş gibi oluyorum ama dolar kurundan zarar ediyorum. Her neyse. Yani hani en zevklisi bu olabilir. Drone uçurmak olabilir. Hem dünyayı üstten görüyorsunuz biraz yaşadığınız yere daha doğrusu üstten görüyorsunuz. Zevkli olabilir sizin için. Benim için her uçuş zevkli oluyor. Birbirinden zevkli oluyor. Yani rüzgarlı havalarda tedirgin oluyoruz. Tabii bunların daha kalitesini alırsanız rüzgarlı havada da çok tedirgin olmanıza gerek yok. Bunun mesela hani her yerinde sensör yok. Sadece alt tarafında sensör var ve önüne engel çıktı mı patlayabilirsiniz. Bu hiç hoş olmaz herhalde. Arada sayfalarda görüyorum böyle dronları çarpmışlar falan. Üzülüyorum gerçekten. Hani gerçekten kolay değil yani. 3000-4000 TL para yani hani. Ama çarptıysanız da üzülmeyin. Kumandasını falan satabilirsiniz bataryalarına, yedek parça niyetine. Yine zararınızı bir şekilde telafi edebilirsiniz. Evet bu da bu şekilde bir video oldu. Sonunu belki biraz uzatmış olabilirim. Affola. Hepinize iyi seyirler dilerim. Lütfen kanalıma destek olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Bu ürünlerdeki kartlara tıklayıp ürünlerimin videolarını izleyebilirsiniz. Nasıl yaptım, nasıl çekimler yaptım. Hani
Onlara daha detaylı ulaşabilirsiniz. O şekilde ürünlerin linklerine de bakabilirsiniz. Hepinize tekrardan iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.